O bir hayal kurmuş. Hatta rüyalarını görmüş. Ve bununla ilgili de bir mektup yazmış. Betişehir Kaymakamımızı ziyaret etmiş. Sağ olsun kaymakamımız da mektuba aracılık edip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ulaşınca sağ olsun o bizi aradı. Biz olayın detayını konuştuk. Onun da çok hoşuna gitti, mutlu oldu. Ve tabii Konya'da Türk Yıldızları'mız var ki ülkemizin gururu bir ekip. Oraya gönderebilir miyiz diye kendi aramızda konuştuk. Daha sonra netleştirdik. Ve konuyu ben kaymakamımıza dedim, Zeynep'e müjdeyi verebilirsin. Biz onu alacağız. İlgili ekipleri karşılayacak. Hava Kuvvetleri komutanımız da bizzat ilgilenecek. Oradan da Konya'ya inşallah geçiş olacak. Ve rüyasını gördüğü, işte bunu satırlara döktüğü, mektup yazdığı bir konuda ki hayalleri gerçekleşmiş olacak. Az önce kendisiyle de sohbet ettik. Pilot olmak istediğini söyledi ve bu şekilde bu yolculuğa çıkıyor olması ve pilotlarla tanışacak olması, gene uçağa binecek olması veya oradaki ekiple bir araya gelecek olması dan dolayı hayallerini %50 gerçekleştirdiğini ifade etti. Ben de kendisine şunu dedim, inşallah %100'de bir gün gerçekleşir. Ve biliyorum ki derslerinde de çok başarılı. Her dönem takdirname alıyor, başarı belgesi alıyor. Ondan dolayı da ayrıca kendisini tebrik ediyorum. Ve hedefi var. Bu şekilde yola devam ettiği sürece ben hedefine de inşallah ulaşacağını tahmin ediyorum. Zeynep gibi burada işte binlerce öğrencimiz inşallah hedef belirlesinler, okusunlar, gayret etsinler. Ve şu anda da Allah'a şükür şu nakilimizde de bir huzur ortamı, huzur iklimi yakalamış durumdayız. Burada tabii başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız, İl Savunma ve diğer bütün bakanlarımızın da gene destekleriyle ve yerelde de biz de üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde olmak suretiyle bu huzur ikliminin daim olması için gayret sarf ediyoruz. Ve siz gençlerin gayreti. İnşallah bundan sonra bu yakaladığımız huzur ortamında biz üzerimize düşeni yapacağız. Ama siz de çalışarak, çabalayarak, işte senin yaptığın gibi derslerinde en iyisini yerine getirerek inşallah liseden sonra üniversite, ondan sonra meslek sahibi olmak gibi sizden sonra gelen nesillere de örnek teşkil edeceksiniz. Ben bu vesileyle de tabii Zeynep kardeşimizi tebrik ediyorum. Ailesini de ona destek olduğu için onlara da teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza da aynı şekilde ve bu vesileyle de bu konuya yakın ilgi gösteren Hava Kuvvetleri Komutanımıza da buradan şükranlarımı sunuyorum.